Cenab-ı Hak bir kuluna iyilik yapmak değil de şer, ona bir ceza vermek isterse, işlediği günahın cezasını vermez ona dünyada. Günah işliyor, yamukluk yapıyor, efendim namazını kılmıyor, içkiye muptela oluyor, yanlış iş yapıyor. Fakat elini kolunu sallaya sallaya dönüyor, dolaşıyor, başına bir sıkıntı gelmiyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onun yaptığı bütün günahların karşılığını nereye bırakmış oluyor? Ahirete bırakmış oluyor. Dünyada çile çekmiş olsa o çektiği çileler bir kısmı işlediği günahlara kefaret olacaktı. Fakat günahlarına kefaret olmasın da ahirette daha fazla günahla Mevla'nın huzurunda hesabı zor olsun diye Mevla sevmediği kuluna, azap etmek istediği kuluna böyle yapar. Ne anlaşıldı bu hadis-i şeriften? Bir insanın başına bela, musibetin çok gelmesi Mevla onu sevmiyor manasına gelmez. Mevla sevdiği kuluna verebilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bela ve musibetin en büyüğü peygamberlerin başına gelirdi. Sonra Evliyaullah'ın başına gelirdi. Kimin dini daha muhkem sağlamsa onun başına gelen bela musibette o derece yüksek olur der diyordu. Böylece günahları silinir, dereceler yükselmiş olur.